vardı sanki. Çok güzel bu çocuk. Aman. Bakın şimdi bakın. Kapıdan bakışlarına bakın. Ne yapıyorsunuz orada? Gelin buraya gelin. Vildan sıkıştırdı birini. Tamam. Bırak beni kadın. Vildan birini sıkıştırdı köşede. Aha yine geldi. Benimki geldi bak. Bu işte o. Evet. Evet bu o. Hadi gidelim mi? Gir yavrum. Çıkalım diyorum. Sıkıştırdım birini az önce gördüm. Ama çok bağırdı, kıyamadım. Selam var. Selam. Sen de var. Selamlar. Vildan'ın arkaya bak. Evet, Vildan'ın arkasından da anlaşıldığı üzere biz La Casa de Papel ekibi olarak La Casa de DoBiDa ekibi olaraktan Aralık ayının kazancını Ocak sonunda aldık. Şu an Şubat'ın 9'unda gidiyoruz. Şubat'ın 9'u değil mi bugün? Şubat'ın 9'unda gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eski gittiğimiz yerlerden birine gidiyoruz. Neden? Çünkü dün yeni bir yere gittik. Temas'a gittik. Temas Hayvanları Koruma Derneği'ne gittik. O videoyu da izlediniz zaten. Bu videoları bu arada bu kadar uzun vakit geçerek izlemenizin sebebi bu videolar çok Dur çekiyorum ben, bir sıkıntı değil. Şu an görünüyorum değil mi? Ne diyeceğim, ne anlat? Baştan başlayacağım şimdi. Selam. Temas. İlk kez bir yere gittik dedin şimdi. Her ay gelen parayı, şu an için gelen parayı ikiye bölüyoruz. Toplam paramızı yukarıda görüyorsunuz. Çünkü aklımda tutamıyorum. Toplam parayı yukarıda görüyorsunuz. O paranın bir kısmını temasa götürmüş olduk. 26 paket köpek mamasıyla beraber. Bugün de Patili Park'a gidiyoruz. 20 paket mama götürüyoruz oraya da. Bugün geçen sefer Patili Park'a gittiğimizde, onu izlemeyenler varsa yukarıdan izleyebilirler. Gittiğimizde beslemeye yetişememiştik. Saat öğlen 1'de besleme yapıyorlardı onlar. Yetişememiştik Sevgi'yle. Bu sefer yetişmeyi ümit ediyoruz. 28 dakikalık yolumuz var. 1'e de 1 saat var. Durum böyle. Ama yavaş gidiyoruz. Neden Doruk Bey? Çünkü arabada siz varsınız. Hayır, 300 kiloluk mama var. 300 kiloluk mama var arabada. Amortisörlerin sesini duydun mu? Araba çekiyor. Tak tak diye ses geliyor. Bir gün düşünebiliyor musun Doruk? Mama taşırken arabayı bir yerde bırakıyormuşuz. O Instagram hesabını takip edin. Bizim gittiğimiz her yerin Instagram hesabını takip edin gençler. Aşağıya koyuyorum. Bağışta bulunabilecek insanlar bağışta bulunsun. Bağış gönderemeyecekler takip etsin. Oradaki paylaşımlarımızı gidip beğensin. O insanları takip etsin. Hadi tamam, kapat şimdi. Buradan mı? Yok, şuradan kapatacağım. Buradan. Ha, şuradan. Alttan. Şuradan. Doğru, üstten kapatıyorum. Buyurun Sevgi. Teşekkürler Doruk Bey. Ve İmrahor. İmrahor değil buraya. Ahiboz. Ahiboz'dayız şu an. Pelik'ten yarım saat 40 dakikalık bir yola geliyoruz. Patiliköy'e. Baya şehir dışında. Yani gidilebilecek herhalde en uzak yer burası. Göster tabelayı. Patiliköy. Tabelaya keşke pati koysalarmış, daha anlamlı olurmuş. Aa, Dobermanları gördün mü? Ay değil, çok değil. Güzeller. Çok güzel değiller, aynen. Aha, at orada. Bizi tanıyorlar zaten. Muhtemelen bize tepki vermeyecekler yine. Arabaları kovalıyorlardı ya. Aha geliyor. Biz geldik Patiliköy'e. Anne! Hoş geldine mi geldin? He? Ne yapıyorsun? Memur Bey. Vildan unut. Vildan kapıyı açamıyor. Arabada çocuk kilidi var. Vildan kapıyı açamıyor arkada. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Bunları çekip gelmişsiniz. Evet. Artık süper olmuş vallahi. Artık öğrendik nasıl gideceğimizi. Güzelliği. Koş. Dur, şunları cebime bir koyayım. Gel. Gel buraya gel. Dişleri kırık olan hangisiydi? Gel. Şu galiba. Bu değil. Dobi. Dobi'ydi. Ne oldu? Getirdin mi? Bulamadın mı? Dobi mağazı senin taşın. Kokla yardımcı bak. Kokla. Vildan gözleri gördün mü onu? Beslemeye umarım yetişmişizdir. İyi yapmadılar. Bekliyorlar. Öyle mi? Evet. Tamam. İçeride yatışlara bak. Size tanışmış olmalık. isim nedir? Canan, Volkan Bey'in eşiyim ben. Öyle mi? Evet. Memnun olduk. Hayır gençler, hayır. Hayır, bekleyin. 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 Al geç. Bekleyin. Sevgi girecek, Vildan girecek. Bu kısım bir kalabalık. Nilo'yla gidiyor hakikaten. Aa, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Merhaba. Bu sefer gezmeye gelmiş gibi oldu. İyi yaptın. Tanıyarak geldiğimiz için. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Acını yiyorum ama getirdik yine. Tarafını yiyorum var. Hayır, kırlama kimseye. Kırlama kimseye. Ben mi? O sokakta benimki. Ha, tamam. Yürüyüş yaparken ısırıldım ben de. Bir gün sabah. Yani yıllarca ısırılma. Sabah yürüyüş yaparken çetinemeçte ısırıldım. Sen tecrübelisindir. Geldi lap diye. Ya sıkıntı şu. Bildiğim şeyi uygulamadım. Ya çocukların gözünde şeyi görürsün ya. Kendini koruyacak, onu görürsün. Biliyorsunuz işte siz de. Ama şey, hani kendini kollamaya çalışırsan o saldırır. Ben bir an dur şu kulaklığı çıkartayım ama saldırır dedim. Demez olaydım. Gelir gelmez lap diye kaptı. Kedilerden dolayı biraz tecrübelisin zaten. Kediler sağ olsun. Videolar izliyorlar. Komedi ya. Bu arada bu sefer beslemeye yetiştik herhalde. Yetiştiniz. Tamam. O zaman mamaları indirelim. Bir yandan. Mama da geldi. Ben boş gelmeyiz. Yok. Boş gelmeyiz. Bura boş gelinecek bir yer değil. Sağ olun. Biz onları indirelim, beslemeye de geçelim. O zaman tamam. Siz onun için bekliyorsanız. Vallahi siz bekliyoruz. Çocuklar da aç beklememiş olsun. Şimdi gözlere bak. Gözlere. Çok güzel. Doruk Bey, biz yardıma gelelim mi? Gelelim değil mi? Beraber halledelim. El atın o zaman. yok siz sevin burada, hadi sevin. Babayı... Bir kişi çıksın arabanın oraya isterseniz. Ben geliyorum. Arabayı açmak için. Ben geliyorum. Siz buyurun. Tamam. Yardımcı olun. Arabayı oraya çekeyim mi? Bir el arabası var sizde. Kaç tane alıyoruz? Orası 20. Bizim giderek paketlerimiz artıyor. Eyvallah, sağ olun. Daha çok artsın inşallah. Amin inşallah. Size daha çok böyle izleme rekorları falan. Ay, teşekkür ederim. İnşallah. Gençler. Yalnız zaten ilk sefer siz... Evet. Mama çıkartmasınlar, buradan dağıtalım. Ben mama getireceğinizi bilmiyordum. Öyle mi? Hı-hı. Yok. Boş gelme şeyim hiçbir zaman olmaz. Bir eskiye bir yeniye diyeceğiz bundan sonra. Çünkü tamam. Artık benim arabanın taşımayacağı kadar mama oluşmaya başladı. DoBiDa ekibi sağ olsun. Sağ olsun. Vallahi görüyorum. Bazen siz de izliyorsunuz artık. İzliyorum ve takip ediyorum. Diyorlar ki DoBiDa'dan gördük. Bir paket mama aldık geldik. Ha, gelen oldu mu buradan bizim ekipten? Çok oldu. Şükür. Ya şöyle söyleyeyim. Süpersiniz. Ve beklediğimizin çok üstünde köpek var, kusura bakmayın ya, bir paketle geldik falan diyorlar. O kadar inceler ki. Yok olur mu diyorum ya, ne demek, bir kilosu bile yani. Şükür. Ama sizin sayenizde, senin sayende. Alışkanlık haline getirenler de var. Ha, buraya düzenli olarak gelmeye başlayan var. Var. Harika. Var. Şunu da alalım. Bizim bagaja da sığmadı, buraya da koyduk. Tamam abi, daha orada. Bura bitti. Burada bitti. Evet, 20 paket mamamız da buraya. Aleykümselam. Kolay gelsin kardeşim. Bunları koyalım içeriye abicim. Gel ben sizi seveyim gel. Gel annem gel. Benim kameradan korkuyorlar. Oş. Birazdan kameranın mikrofonunu falan sökeceğiz. Değil mi? Kameranın mikrofonu onları korkutuyor. Oş. Evet. Geçen... Ya siz değil de sizden sonra nereye gittik biz bir yerde? Hatırlayamadım şu an. Çamur falan. Yağmur var, hava çok kötü. Hani her yer öyledir. Burada çamur içinde kalıyor yani. Çamurda kalıyor tabii. Çok kötü olduk. Bir de o kıyafetle biz işe dönmemiz lazım. Evet, işe dönemedik. Süper olmuş. O yüzden dedik içimizde kıyafetler. Ama eksikler çok fazla tulumda. Öyle mi? Bence kesinlikle şurada bir dünya ya da arkadaş şu şekilde tam en logo mu? DoBiDa. O bizde yok ya. Ben hatta dün de onu konuştuk. Ben şey yazacağım. Logo yok yazacağım arkaya. Direkt bizim şeyimiz ya, tutumumuz ya. Kimseyi tanıtmak. Ya kendimiz dahi kimseyi tanıtmak. Kimsenin reklamını yapmak yok. Hani yapacağımız yer buraların, bunların reklamı. Bu işin reklamı. Sizin işte DoBiDa sayesinde insanlar buraya geliyor. Kimin sayesinde geldiklerini insanlar bence görmüyor. Bu bir reklam değil. Şükür diyelim o zaman. Çok mutlu oldum ya. Aa, ben de sevindim. Gerçekten hani şöyle söyleyip bu kadar beklemiyordum ben. Abi 15 kişi falan. Süper. Çok iyi. Çok abi iyi. Televizyon çekiminde bile hani ertesi gün unutuluyor, tamam mı? Evet. Ya ben zaten ama nereye gidiyorsun? Pilar var. Kaçtı lan. Çek abisi çek. Gel buraya gel. Hoşlan. Şimdi bak. Sıkıştırdılar. Arthur. Ya. Yeah. Atı da görmüş olduk bu arada alanında. Evet, karnım acıktı, yemek verin diyor şu an. Öyle mi? Kabı baksana. Ha, kabı kurcalıyor. Aynen. Anneciğim sana ekmek yok bizde ya. Şimdi oradan çıkarttığımız zaman ilk iş koşarak köpeklerin bütün mamalarını yemek oluyor. Harbi mi? Aynen öyle. Çok yaramaz. Teneke bir şey kapmış gidiyor bak. Eşek sıfası. Şu dışarı kaçanları bir toplayalım. Ya geri zekalı kaçtı gitti ya. Firara gidiyor, firara. At gibi videonun dört nala nasıl gidiyor? Mamalar taşınıyor bir yandan arkadaşlar, sağ olsun. Sen paşayı bulmuşsun yine. Evet. Yine aynı. Paşam. Paşa gel deyince dönüyor geliyor. Aa, buraya cam mekan yapılmış. Aa, evet. Çok güzel olmuş. Abi her geçen gün geliştiriyorlar burayı gördüğüm kadarıyla. Ne oldu ya? Ne oldu? İlla sevdireceğim. Burnunu sürtüp duruyorsun. Ne var? Ha? Kameranın her yerinden 360 derece şu an köpekle çevriliyim. Gelişlere bak. Şşt, hayır. Ana bu şey. Ha, patiler şey olan, evet. Dumana benziyor demiştik. Yavrum benim ya. Anne. Dur. Mamayı verelim biz. O mamanın üstüne yattı. Oy. Patilere bak ya. Çok güzelsin. Sen mamanı mı koruyorsun? Sen mamayı mı koruyor? Üstüne yatıyor ya. Volkan Bey'in yanına gidelim. Bir yandan üstüne yattı, bir yandan da yiyor. Ne yapıyor? Havuzları var adamların ya, şuraya bak. Suyu falan dolduruyorlar. Havuz sezonunu açtı arkadaşlar. Su soğuk oğlum, nereye giriyorsun? Aha yavru var burada. Aha burada yavru var. Gel buraya gel. Gel, yakaladım seni, gel. Gel seni yakala. Anam, yavrular var burada. Gel buraya gel. Ya çok güzelsin, bakma oradan. Oradan bakma, gel buraya. Biz bayağı vallahi burayı artık mesken edindik. İçeride dolanıyorum direkt. Yavrular var burada. Çok güzel. Yavrular sobalı yerde. Öyle mi? Ha, bu arada içeride soba yanıyor mu? Şu an yanmıyor, akşam yanıyor. İçeri ama şu an sıcak. Ya şu an ciddi anlamda sıcak içerisi. Kırma onu, kırma. Hey. Hayır. Kurban olurum. Bunlar Gölbaşı'ndan mı geldi yavrular? Gölbaşı'ndan kurtardığımız köpekler. Daha önce bir videosunu falan paylaşmıştık. Yavruları kurtardık. Orada da var. Bir tane üç bacağı olmayan, şöyle düzeltiyorum, tek bacağı olmayan bir annemiz var. Onun da bir tane yavrusu var. Böyle toplanıyor. O zaman şu an sizin sayı da arttı. Sayı arttı. Peki bir şey soracağım. Geldiğimden beridir kaç tane hayvan sahiplendirdik? Ben ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum da. Birkaç yani ay oluyordur. 30-40 tane sahiplendirdik. Ciddi misiniz? 50 tane yakında giriş oldu yavrum. 20 tane zarardayız o zaman şu an. 20 tane zarardayız. Geldiğinizden beri bir tane yaşlımız öldü. He. Yaşından dolayı. Ama normal. 12 yaşında öldü. Yaş ne yapacaksın yani? 12 yaşında, ona yapacağın hiçbir şey yok. Kesinlikle öyle. Ve huzurla öldüğü için biz mutluyuz. Şöyle bir yerde, çok sokakta araba çarpmadı. Üzüldük ama çok üzülmedik. Çünkü hiç güzellikle öldü. Pırıl pırıl baktı. Ya, dün de öyle bir cümle geçmişti. Konuşuyorduk. Araba çarparak öldüğünde insan üzülüyor. Birisi bir zarar verdiğinde insan üzülüyor. Devam edelim mi hocam? Tabii. Siz bir yandan devam edin. Ben sizi tutmayayım. Dolayısıyla şu çok önemli. 10 yılın üstünde bir sokak köpeğini yaşatabilmek gerçekten mümkün değil. Harika. Ama burada bakın kömürlerini falan aldım. Onları sıcak tutmaya çalışıyoruz. Yazın tabii burayı topluyoruz. Çünkü yazın hepsi buraya doluyor, gölge oluyor vesaire vesaire. Ama tabii kömürlerimizi koyacağımız yer olmadığı için buraya koyuyoruz. Yapacak bir şey yok canım. Depo lazım yani. Evet, parçalıyorlar. Biz topluyoruz, onlar parçalıyor. Bu arada yine tekrar söylüyorum. Bu kadar etkiyi ben de beklemiyordum. Yani şu an Volkan Bey söyledi ya, ben senin sayende diyerek mama getiriyorum buraya ama benden sonra birilerinin buraya gelmiş olması beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çok mutlu etti. Amacımı gösteriyor. 2 kişi girmişsiniz, görüyorsunuz bile. Ne yapıyorsunuz siz içeride? Sen niye bakıyorsun orada? Gel. Gel seni de seveyim. Gel. Aferin sana. Şunların yiyişine bakar mısınız? Tavanda yiyor bak. Çocuklar sokakta böyle düzenli bir şekilde mamayı nasıl bulacaklar? Ya ne tepip duruyorsun? Gel. Bak tepiyor, kaçıyor. Seni yakalamayayım mı istiyorsun? Yakalayayım. Sen niye vuruyorsun? Güzel yerleri görmek çok daha farklı oluyor. Anne! Hem mamayı ben kırık sallıyorsun ya, sen cansın can. Can geldi bir de ya, mamayı bırakıp bana geldi ya. Gençler afiyet olsun. Ha? Havuz tertemiz. Bak görüyor musun? Bu hala itlik peşinde. İt bu işte. Ha? O kimdi? Buranın kurucusuydu. Bekçi. Yani mama poşetini bırakırsanız biraz sonra yine üzerine yatar. Adı neydi onun? Bekçi. Hırlıyordu gelene geçen hatta. Gri olan. Bekçi değil, pamuk mu? Pamuk başka bir şeydi. Hatta açılma sebebi o muydu acaba? Buraya ilk balı mı diyorsun? Balım. Evet, ilk onunla başladık dedi. Bu değil. Yok, balım evde. Balım evde. Eve mi gitti? Balım kışın eve gidiyor. Yaşlı zaten, yazın burada. Sizin geldiğinizde hava daha iyiydi. İyi. O soğukta duramaz. İyi bari. Balımın eve gitmesi sayesinde biz de mama yiyebiliyoruz burada. Aynen. Bu da balımlık yapıyor. Ya. Ben şey diyorum işte. Bunlar köpek, bu it. Bunun yaptığı itlik. Aynen benim diye hepsi. Yatışa bak, kalbim oradan kıyıdan köşeden gibi tane. Biri vardı, arkamızı koklayan. Evet. Ya o, ya bu. Şu an zaten hali var. Onlar değil, şu. O bacak aranıza, o işte bu. Bu muydu? Bu. Kafayı sokup duran. Oh. Bunu çok kötü şartlardan aldık. Altındağ Kalesi mahallesi tarafından aldık. Çok fena işkence yapmışlardı. Zor da olsa aldık onu oradan. Valla ağır abi değil. İşkence yapanlar neresi olursa olsun şerefsiz dolu. İşte maalesef o şekilde biraz... Yani insanlık değil bu. Sert insanlar. Hayvana bütün sertliğini vermişler. Hayvanı perişan etmişler. Zor oldu ellerinden almak. Aldık. Şu an bu çocuğu sizden alsak, şu an sokağa atsak, öyle. Bu çocuk yine o hale gelecek. Yaşayamaz. Hastalanacak, bir şey olacak, zaten, başına bir şey gelecek. Zaten hepsi %90'ı işkenceden gelmiş köpekler. Bakın mesela örnek gösterdiğiniz köpeğin... Ya bacağı, ne yapıyorsun? Bunu paramparça aldık bacağını. Bacak ya mümkün değildi, ampute edilecekti, son anda kurtuldu. Bacak kendini belli ediyor zaten. Evet. Ama şu an yürüyor, 4 pati var, basıyor. Soğuk olduğu için de böyle tabii ağrı var. Normal bir şey. Evladım beni niye ittiriyorsun? Niye ittiriyorsun? Ağzını senin ısırırım. Ben ne mi? Ben ne de mi güreşeceğim? Birazdan yapışacak sana. Ben ne mi güreşeceğim? Bırakmayacak. Araba mı? Bırak. Onu çekecek. Sana yapıştığını çekmen lazımdır. Niye? Yapışacak. Sen onu sevmediğin zaman çekmeye başlayacak. Harbi mi? Sen bıraktın, sevmeye başladığında hiç sakin geçecek. Çok geri zekalı. Acayip bir şey var. Şu kim ya? Gözünü seveyim. Sırtlan gibi. O bizim kulemiz. Eski yerimizde de çatıda beklerdi. Hala böyle yukarıda. Hep tepede duruyor. Çok komik ya. Sırtlan gibi. O yüzden adı kule. Tamam. Mamalarımızı da attık herhalde. Aynen. Alt taraflara dağılıyor şimdi. Bu arada gezmiştik zaten. Nerenin ne olduğunu herkes biliyor. Aslında bizim çocukları buraya getirme isteğimiz var ama çocukları buraya getiremeyiz. Seviyoruz derken ezerler bizimkileri şu kadar boylar. Bizimkiler çok ufak daha. 1,5 yaşındalar. İkizlerimiz var. Öyle mi? Burada gezemezler yani çocuklar aslında imkansız. Gezerler. Çok küçük çocuklar geliyor. Ne oldu? Top getirdi size. Bana mı getirdi? Allah ver atalım da bir kapıştırayım sizi. Bırak. Havlu alıyor, gidiyor öpmeye çalışıyor. Hani. Anne babadan tabii. Salak sırılsıklam etmiş topu da. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yere yapıştı. Ne yapıyor? Sevgili dostlar, biz bataryayı bir değiştirelim. Batarya %8'de. Geliyorum. Robidan gelenlerin hiçbiri boş gelmedi. Robidan'dan gelen hiçbirisi boş gelmedi. Yani en kötüsünü söylüyorum. Kötü değil lütfen yanlış anlamayın. Hani en azı. Şimdi siz çok getirdiniz ya. Evet. 20 paket bir günlük işte bir öğünlük beslemeleri. En azından bir paket mamayı almadan gelmiyorlar. Süper. Bir paket mama da arkadaşlar 30 tane köpek demek. 15 kilo yarım kilo yedikleri zaman 30 köpeği kurtarıyor. Çok değerli, çok önemli. Hiç küçümsemeyin. Hep diyorum ya hani. Ya biz bir gün getirdik. Yarın yine aç kalabilirler. Yani siz tamam doyuruyorsunuz ama size destek olmazsa yok. Hiçbir destek yok diyelim. Bugün itibaren yani, kimse elini atmıyor. Yani sizin gücünüz de bir yere kadar yetecek. Şunu söyleyebilirim. Patiliköy en berbat günlerini yaşıyor. Çok çok sıkıntılı. Ben başka şeylerin de peşine düştüm. Onu da buradan şimdi açıklamış olayım. Mama'nın dışında ben yemeklerin peşine de düştüm. Ankara'daki. Evet. Duyum aldınız mı bilmiyorum. Bizi aradı sizin ekibiniz. Biz de aslına bakarsanız bu yemek işinin peşindeyiz ama sıkıntılı biraz. Sizin adınıza da sıkıntılı bir süreç işliyor. Çok büyük sıkıntıdayız biz. Yani onu fark ediyorum çünkü bir mama rahatlığında değil. Biz o sürecin arka planını biraz didikledik. Arka planda çalışan ekip gerçekten bir devlet yetkilisi el atmadan o çöpe atılan yemek konusunun hayvanlara gelmesi çok ağır bir proses istiyor. Ağır bir nasıl söyleyeyim yönetim gerektiriyor. Çünkü onlar iyi muhafaza edilmeli. Bozulmadan hayvan ulaştırılabilmeli. Bunlar sadece barınaklar ya da böyle bakım evleri vesaire tarzında yerler bu güce sahip değil. Farklı yerlerden alabilme gücüne sahip değil. Her zaman bu olmuyor maalesef. O yüzden mamaya her daim mecburen bağlı kalmak zorunda kalıyoruz. Devlet el atmadığı sürece. Çekelim orayı. Ne yapıyorlar? Aşağı mahalle, yukarı mahalleye gidiyor şimdi. Harbi mi? Bakın, olay yok. Biz buradayız, siz neredesiniz diyorlar. Bu arada oraları çekmemiştik. Bir oraya gidelim mi? Geçen sefer bakım bölümleri falan farklı demiştik ama oraları gitmemiştik. Oraları bir gezelim. Sonra da çıkarız zaten birazdan buradan. Havlamalara hazır olun. Tipe bak. Mama geldikten sonraki haline bak. Buralar ilk giriş yeri mi? Sesi biraz yükseltmemiz lazım. Buralar aslına bakarsanız ilk giriş değil, en korkak köpekleri ayırdığımız yer. İçeride böyle cesur davranıyorlar ama dışarı çıktıklarında korkuyorlar, yemek yemiyorlar. Genelde bu grupları ağır işkenceden kurtardık. Dolayısıyla onlar... Travmalı yani, başka bir deyişle. Evet. Gün içinde kontrollü şekilde mutlaka çıkartıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Biraz sonra sizin de yanınızda kapıyı açalım. Bir çıkacaklar, hepsi tekrardan içeride olacaklar. Ya yani orada kendilerini çok güvende hissediyorlar. O güven yükseldikçe yavaş yavaş dışarı çıkma ihtimali var. Aynı zamanda her kafesin içinde bir tane prefabrik yapıyorlar. Kulübe var, evet. Orası düz duvar gibi görünüyor ama. Hayır, orası prefabrik evleri. İçinde sobaları var. Akşamları o kapıdan giriyorlar, ısınıyorlar. Gündüz bahçede hepsi. Akşam çok burada köpek olmuyor. Hepsi içeride ısınıyor. Soğuk havalarda. Çok güzel. Orası kapalı zaten. Yani güneşlik alanından tutun. Ya bir durun. Şurada bir şey anlatıyorsun. Güneşlik alanından tutun. Büyük bir alan bayağı da içerisi. Küçük kapıları falan. Altlardan bir 80 metrekare var içerisi. Evet, bayağı büyük bir alan. Her kafeste bir tane prefabrik yapı var. Onlarda da var. Akşam içerideler, gündüz dışarıda hepsi. Yani mesela şu kafese girdiğim zaman hepsi birden beni devirir. Çok seviyorlar. Ama dışarı çıktı mı? Sürüye alışkın değiller. Korkuyorlar. Aslında sürü halinde. Onlar da bir grup. Ama hepsi çok uysal ya. Hepsi çok çekmişler. Başımıza bir şey gelir mi? Bir şey olur mu korkusu yaşıyorlar. Sonuçta burada bir sürü köpek var. Dolayısıyla onlar da kendini orada daha güvende hissediyor demek ki. Ulan doğada hayvanların bile kafasını karıştırdık ya. Yani bir şey diyemiyorum. Bunlar iki açık zaten. Alıştıkça açıyoruz, alıştıkça açıyoruz. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ortalık bozan, onu özellikle çek. Ne kadar böyle korkak köpek varsa onu bir kışkırtmak için uğraşan bir köpeğimiz. Gerizekalı. Umarım bir yuva buluruz. Biz de ondan kurtuluruz. Seni satmaya çalışıyoruz. Mutlu bir yere gitsin. İyi bakın bu çocuk çok iyi karakterliymiş. En dürüst olanı buymuş. Gerçekten. En çalışkanı. Gerçekten. Ben pazarlıyorum şu an. Evde başka bir köpek yoksa iyi. Onun da dengesini bozar yoksa. Şaka bir yana burada az önce tekrar söylemiştik. Bir daha söylüyorum. Bu gibi alanların çözümü satın almamak, sahiplenmek. Yani çünkü döngüyü kırmış olacağız. Burada gördüğünüz üzere bir sürü ırk var. Aa işte Alman çoban köpeği yani. Alman kurdu. Şu hayvanın yavruluk haline kaç bin lira para vereceğinize. Şu hayvanın yavruluk haline kaç bin lira para vereceğinize. Görsünler. Bunu mu? Evet, onu düzenledim. Öyleler yani. Al işte. Ya öyleler, neredesin ya? Şunu gelip sahipleneyim. Ne yapıyorsun? Oğlum, bak ya, küçük. Hayır. Polis. Tipe kurban. Tipe kurban. Çok oyuncu ya, maşallah. Ya şunlar yuvalanmaz mı ya? Bir bakın. Hakikaten şunun bahçenizde koştuğunu bir düşünün yani. Yoluk. Adı doktor. Bunun mu? Aynen. Mahalle kavgası oldu. Kapıyı açalım, o kavga olmayacak. Artık Volkan Bey çocukların karakterleri öyle bir ezberlemiş ki. Hay ne oldu, oradan artistik yapıyordun, gelsene. Bu kadar. Allah. Bak dışarıdakiler de artık tepki vermiyor. Geri kaçtı. Aynen. Dedim biraz önce. İkisi geri kaçmaya çalışıyorlar. Orada kendini çok güvende hissediyorlar. Bak kapıda duruyor ya. Gel buraya, gel. Salak. Gel anneciğim, gel. Çok güzelsin. Neredesin lan? Ha, gel. İstanbul mu o tasmanın adı? İstanbul, toprağa. Artistliği yapan tasmalı İstanbul hali içeride. Şunun gözleri baksanıza şunu. Ha, top mu getirdin yine bana? Ver. Gel buraya gel. Ver topunu, ver. Ver. Ya versene. Ya versene. Vur lan vur. Vermeyeceğim. Peki. Topu vermeyeceğim ama beni sev. Gözlerin güzelliğine bakın. Şu çocuğu Sevgi çok seviyor bak. Patilere baksana. Ha. Sevgi Hanım. Sevgi, sen bunu arıyordun. Ha? Dumana benzeyen. Patilere bak. Bu balet. Duman ya. Dumanın aynısı. Ha? Aynısı. Ya ne vurup duruyor. Şşşt, hırlama çocuğu. Maviş, sen buraya gel. Maviş bak peşine gitti. Bak. Maviş al. Gel. Maviş git buradan. Tamam. Maviş git buradan. Maviş buradan al. Maviş şey kafasında değil mi? Tutmayın beni. Bırakın beni. Kocaman siyah. Gözleri yok. Bir öbürünü sev. Ne yapıyorsun? İşkıya mısın? Bak orada bak. Sen biraz kibar ol. Kız gibi. Şey var. Beti. Evet, Beti. Teyzesiymiş. Aa, şuna bak. Şu mu? Buranın teyzesiymiş o, yaşlı bir teyze. Kocaman. Biz geçen görmemiştik onu. Islık çalıyorum şu kadar köpeğin arasında, yaptım onu. Gel buraya. Teyze. Çok güzelsin sen. Ya bir... Oy, çok güzel bir şey ya. Şu oyun gibi. Haydi siz içeri gel. Düzen bozmayın. Gel buraya. Teyzeyi seveceğim. Ya bir gelir misin şuraya? Teyze. Şşşt. Fırlamak yok. Çek götünü sen. Sen tamam, seni seveyim. Tamam seni seveyim. Tamam. Aman içinde. Niye? Düdük. İyi çekti. Oturuşa bak. Hepsi benim. Güzel çocuklar ya. Değişmeyenler zaten de başa benim. Ne yapayım İlhan? İşte beni borçum. Şunun içine girsene. Yavru mu var? Evet. Yavru açar. Gel. Gölbaşı'ndan kurtarmışlar. Gölbaşı'ndan birkaç tane yavru varmış, bir tane anne varmış. Onları kurtarıp getirmişler buraya. İçeride 5-6 tane yavru var. Gel gel. Yapmaz mı? Hayır hayır. Şu tiplere baksana, tiplere. Bakıp kaçıyorlar. Baba hem kaçacak. Gençler, ne yapıyorsunuz? Aleyküm tombala bak. Tombala bak. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın. Bu benim. Siz niye gidiyorsunuz? Bu benim. Ha, bura değil lan. Anne nerede? Aa, bura değil. Daha baş. Burada az yavru var. Dur biz. Anne o değil. Yok. Yok. O zaman da bir şey, gebelik vardı sanki. Çok güzel bu çocuk. Neredeydi? Ha, şunun içinde yavrular. Orada da var, orada da var. Bak dışarıya çıkmıştı o. Dışarı bakıyor. Mama poşetlerimiz boşaltıldı. Baya baya gezip besledi. O birkaç tane arkadaş var burada. Hey! Hey! Tamam anne, tamam anne, tamam. Ağlayamıyor da. Tamam. Aman! Anne. Tamam. Aman. Sesi çıkmayan paşa mıydı? Yok, o da. Paşa bizde çok. Kendine çok kötü vurdum lan. Artist misin oğlum? Yani. Geri bas. Anne orada mı? Anne yok herhalde. Kapıya gidene bak, kapıya. Sen nereye kaçtığını sanıyorsun? Yakaladın mı? Ama düşme. Bakın şimdi, bakın kapıdan bakışlarına bakın. Ne yapıyorsunuz orada? Gelin buraya, gelin. Ne oldu? Ne oldu güzel çocuk? Vildan sıkıştırdı birini. Tamam. Bırak beni kadın. Vildan birini sıkıştırdı köşede. Aha yine geldi. Benimki geldi bak. Bu işte o. Evet. Evet bu o. Beni de arkadan kovdu. Bu. Bacak arasına giren bu. Alo. Güzel tatlım benim tatlım. Güzel kızım benim. Güzel tatlım benim tatlım. Hadi girsenize suya yine. Su soğuk tabi. Yememiştir şu an. Yemez. Hadi gidelim mi? Gir yavrum, ben gidiyorum. Sıkıştırdım birini az önce, gördüm. Ama çok bağırdı, kıyamadım. Gençler biz gidiyoruz. Hadi. Geçen sefer deli gibi peşimizde koşturardı. Bize çok havlıyorlardı. Kuleymiş o. Kule çok fena. Harbi hiç sevdiriyor mu bu arada? Yer yok. Ay yere bastı. Gel. Evet, sevdirmiyorsun. Gel lan be. Gel. Vallahi sırtlan gibi ya. Vallahi eski Patiliköy'den beridir o grubu da kendine alıştırdı. Hep orada geziyorlar. Beslenmelerine bak. Ne oldu? Korktun mu? Yiyen bayılıyor. Hadi gidiyoruz anneciğim biz. Hadi gidiyoruz. Vallahi inek yok. Koyundan büyük yani. Bir de dürtüyor Sevgi. Baya şey ya, yalan yapmış şey gibi. Üstüne basacaktım seni. Anne, polis. Şşşt, kalksana. Evladım arka taraf gidiyor. Sağa diyorum, arka taraf gidiyor. Anneciğim yapıyorsun ya. Gıdığını yerim senin, gıdığını. Patini yerim, patini. Hadi gidelim mi? Aynen. Aha, gidelim. Çıkıyorum. Şunun yatışa baksana. Yatak mı evladım orası? Yatak mı burası? Camış gibi ya, tipe bak. Haydi biz çıkıyoruz. Şarjım zaten oldukça azaldı. Aha toplar geliyor. Top kavgası. Hayır bekle. Sen de geç ona. Hayır. Ne kadar centilmen bir erkek. Hayır. Ay ya. Hadi paşayla veda edelim. Paşa bodozlama geliyor garip. Gel deyince. Görmüyor ki. Dur, paşaya dokunmayın. Tamam. Paşaya dokununca biri paşa aynen şey yapıyor, tepki veriyor. Paşa anlamadığı için. Tamam. Konuyu biliyorsunuz zaten. Buraya katıl butonuyla geldik. Katıl aboneliğiyle geldik. Oradan gelen paralarla geldik. Beni inanılmaz, ciddi anlamda inanılmaz şekilde gururlandırdınız. Bu gururu yaşamaya ben devam etmek istiyorum. Hepimizin gururu. Çok müthiş bir şey bu. Ya şu baksanıza bak. Kuşlar yiyor bak. Kuşlara nasip oluyor ya. Bak gölgelikte de kuşlar yatıyor. Bak değişik bir tür ya. Onunla kuşun. Kuşlar mama yiyor bak. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey ne? Patiliköy'ün iletişim bilgileri yine aşağıda. Bağış linkini aşağıya koyuyorum. Volkan Bey'in iletişim bilgilerini aşağıya koyuyorum. Bize isterseniz katıl butonuyla abone olun. Ben böyle gezerek götüreyim. İsterseniz gelin direkt Volkan Bey'le tanışın. Burayı gezin, eğlenin. Bildiğiniz şey gibi doğal bir alan haline geldi burası. Gezmeye devam diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Biz kaçıyoruz. Şu sahneyi Tokat'tan sonra bir göstereyim dedim. Güzel çocuğum benim. Patilere bir bakar mısınız? Bakın bu patinin ucu yok. Bu patinin diz aşağısı yok. Bu çocukların sağlıklı beslenmesi için hepsinin desteğe ihtiyacı var. Devlet, belediye gerekeni yapmıyorsa biz yapacağız arkadaşlar. Ya bir dur, kavga etmeyin. Oğlum ikinizi de severim lan. İkinizi de severim. Tamam. Tamam. Kapatamıyorum kamerayı şu an. Hadi görüşürüz. Sevgi Hanım'ın söylemek istedikleri varmış. Şimdi mikrofon ve kamera Sevgi'de. Evet. Bakalım kendini çekebilecek. Umarım giriyorum. Bu arada bir şöyle çeksene. Ya kozalak diyorum her seferinde. Bu yol yoktu. Yol yapılmış, güzel olmuş. Koskocaman bir alan aslında. Hani tekrar izlemeyen insanlar için göstermiş olayım dedim. Bayağı duvarla falan çevirmiş. Güzel, güvenli bir alan yaratmış. Çünkü şehirden inanılmaz derecede uzağız şu an. Ya bunlar, bu çocukları toplamazsanız araziye yayılırlar. Bura ormanlık bir alan olmadığı için. Ben size ne söyleyeceğim? Şimdi Volkan Bey... Bakın ne diyeceğim. Volkan Bey çok güzel bir şey söyledi. Bizden sonra, o ilk çekimden sonra yaklaşık bir 10-15 kişi... 15 kişi gelmiş. 15 kişi buraya gelmiş DoBiDa'dan. 1 ton kömür getiren biri varmış sizden. Evet. Galiba avukat dedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, avukat beyefendi geldi. 1 ton kömür getirdi dedi. En böyle gelen kimse eli boş gelmedi dedi. Hani mama getiren oldu. Ya birçok böyle yardım için gelen oldu dedim. İnanın çok sevindim. Ben ayrıca teşekkür ederim hepinize. Bir şeyler için hani herkes bir adım atsa güzel şeyler oluyor. Daha da tetiklenmiş oluyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Yarın akşam. Hoşçakalın. Yarın akşam saat 7'de görüşmek üzere.